her şey zirveye çıkmak için aşağıdan başlarlar. Bir öyle çıkılmaz. Onun için biz olduğumuz yerde devam edersek Mevla veriz, zengindir. Evet, Kur'an-ı Kerim demin dediğim gibi bu makinenin çalışmasını bize öğretiyor. Odur, aynı elimizdedir. Bunun anlamında Efendimiz de ahlakı gibi ahlaklanır. Evet, Mevla'nın sevgili kulu olur. Bunun şefaat nail olur inşallah. Mevla'nın gönderdiği bir mektup gibidir bir tabire göre. Ona göre insan, yahut da bir insan bir eve girer, kiracı ona bir kontrat imzalatırlar. Şartlar koyuyor adam, ev sahibi. Diyor şu şartlar oturur. O da kabul ediyor, oturuyor. Sonra onları bozarsa şartları ne yapar? Çıkartan mesul olur. Ceza verecek, şu olacak, bu olacak. İşte aynı şekilde şu dünya denilen eve Mevla bizi gönderirken şart hele su kitabında Kur'an-ı Kerim'e tamam dedik. Bu imzayı sıradık bu kontratı tabiri caizse. İşte ona bakarak yaşamak lazım şimdi. Onun okumasını bilmiyor adam. Babasının mezar taşını okuyamıyor. Ne de okuyacak ki? Selavat getiremiyor ya. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. İşte bu, güzel bu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد